Herkese selamlar. Tonguç Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ada. Bugün sizlere nasıl yazınızı güzelleştirebileceğinizden bahsedeceğim. Güzel bir yazıya sahip olmak hem çalışma motivasyonunuzu artırır hem de daha düzenli notlar tutmanızı sağlar. Bu iş uzaktan bakıldığında zor bir şey olarak gözükebilir ama gerçekten oldukça kolay bir şey. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Öncelikle kalem türünü seçmeniz lazım. Öğrencilerin çok büyük bir kısmı kurşun kalem veya hoşlu kalem kullanıyor. Fakat belki sizin yazınızı en ortaya çıkaracak, daha rahat yazmanızı sağlayacak kalemler başka bir türdür. Bu noktada size önerebileceğim türler roller kalem, jel kalem ve dolma kalem. Ben okulda ve evde notlarımın hepsini dolma kalem ve jel kalemle tutuyorum. Eğer bir büyüğünüzde dolma kalem varsa denemek için ondan izin isteyebilirsiniz. Kendim de dahil birçok insanın dolma kalemlerle yazılarının çok daha geliştiğini gördüm. Ayrıca bu tarz mürekkepli kalemlerle yazdıkça silinmedikleri için hata yapma oranınız oldukça azalıyor. Eskiden yazılarda sürekli hata yaparken artık hiç yapmıyorum. Ama tabii ki uçlu kalemlerle de yazınızı düzeltebilirsiniz. Uçlu kalemlerdeki en önemli şey ise uç. Birçok uç kalınlığı ve yumuşaklığı bulunmakta. Hepinizin bildiği 0.5 ve 0.7 uçlardan size uygun olanı seçin. Uç yumuşaklığını ise size şöyle açıklayabilirim. Kabaca H sert, B ise daha yumuşak anlamına geliyor. Çok yumuşak uçlar ise konforunuzu arttırsa da dağınık bir görüntü oluşturabiliyor. Bu noktada benim önerim B uç. Sonrasında herhangi bir okul defterinizi alıp yazınızı iyice inceleyin. Hangi harfleri değiştirmek istiyorsunuz, hangi harfleriniz karışık ve kötü duruyor bunları bulun ve işaretleyin. Ardından yazınız defterin çizgilerinden çıkıyor mu, çok büyük veya çok küçük mü yazıyorsunuz bunları da not edin. Ve önünüze normalde kullandığınız türden kareli, çizgili gibi bir sayfa alın. Boş dümdüz kağıtları önermiyorum çünkü yazınızı güzelleştirmek için ilk başta kılavuz çizgilere ihtiyacınız olacak. Fakat sonraki aşamalarda düz kağıtları yazma çalışmaları yapabilirsiniz tabii ki. İstediğiniz yazı oluşmaya başlayınca artık harfleri birleştirebilirsiniz. Burada önemli olan şey harfleri çok bitişik veya ayrık yazmamanız ve harflerin ya da kelimelerin düz bir doğrultuda olmasını sağlamanız. Ayrıca harfleri aynı el yazısı yazar gibi birbirine bağlamayın. Biliyorum bu size daha kolay geliyor ama okuması oldukça zorlaşıyor. Hem okunaklı hem de gözünüze hitap eden bir yazı oluşturmaya çalışın. Sonunda sözcükleriniz ortaya çıkmaya başlayacaktır. Alfabedeki tüm harfleri bakmadan eksiksiz ve estetik bir şekilde yazabilir, bunları birleştirebilir hale geldikten sonraki aşama hızlanmak. Bunun çözümü tabii ki yazı yazmak. Küçük bir hikaye ya da ders notlarınızı bu öğrendiğiniz harflerle yazmaya çalışın. İlk başlarda yavaş yazdığınız için pes etmeyin çünkü ufak çalışmalarla yazınızı sonsuza kadar değiştireceksiniz. Tüm bu alışmaların sonunda harfler kas hafızanıza yerleşecek ve istediğiniz yazıya ulaşacaksınız. Önemli olan yılmadan bu ufak çalışmaları boş zamanlarınızda yapmak. Ben de ortaokula kötü bir yazıya sahiptim ve defter üzerinden hoşlanmamaya başlamıştım. Çünkü bizim zamanımızda el yazısından düz yazıya geçilmişti ve doğal olarak da çok kötü yazıyordum. Aynı çalışmalarla bugünkü yazıma sahip oldum. Bu arada yazımın mükemmel olduğunu vesaire savunmuyorum ama kesinlikle o zamandan bugüne gerçekten çok değişti. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım yazınızı güzelleştirme çalışmalarına başlamışsınızdır. Tonguç Akademi'ye beni ağırladığı için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.